Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, yeni ayımıza giriş yaptık. Yeni ayımız bize uğur getirmesi temenni ediyorum. Bol kazançlı bir ay geçirelim. Tabii ki önceliğimiz sağlık diyoruz sevgili dostlar. Tüm yarış severlere, herkese bol şanslar diliyorum. Evet, 1 Şubat Salı Adana yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Adana'da 7 koşulu bir programımız var. Ben 7 plase oynayacak arkadaşlar için ikili önereceğim. İnşallah faydalı olabileceğimiz bir program geçiririz. Tüm yarış severlere, herkese bol şanslar diliyorum. Evet, 1. koşu saatlerimiz 15'i gösterdiğinde, pardon arkadaşlar. Evet, telefon gelmiş arkadaşlar. Evet, 1. koşu 7 plase ve 1. koşu ayımızın başlangıç ayağı dedik. 9 sapkınımız yer alacak. İlk defa start alacak sapkınlar. Şöyle ben baktığımda çalışma olarak hoşuma giden iki tane sapkın var. Biri 5 nolu sapkınımız Harun Çanakçı ile zaten son çalışmasını kendi yaptırmış. Mükemmel çalışmayla bu koşuya giriyor. 5 ve de ilgimi çeken 7 nolu sapkınımız Gökhan Kocakaya ile ben bu iki sapkını 1-2 adım önde tutuyorum. 7 plase ve 1. üçlük aynım için. Hatta ikili de deneyebiliriz. Ben deneyeceğim. 5 ve 7 benim tercihim olacak bu koşuda. Evet, ikinci koşumuza geçtiğimiz zaman altılık ayağımızın başlangıç ayağı handikap 10 4400 metre kumda 4 vekor Arapların mücadelesini izleyeceğiz. 10 safkanımız yer alıyor sevgili dostlar. Evet, burada bakıldığında Bahçil 1-2 adım öne çıksa da ben rakip hanesinde yazacağım, yani 5 safkana yer vereceğim burada. Zor bir koşu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Bahçeli'nin de kilosu da var, 63 kilo. Mesafe kısa ama kilodan da etkilenebilir. Tabii ki ilk tercihimiz kalitesinde bir nolu Bahçeli diyeceğiz. İkinci atım Uçan SS diyeceğiz. Serkan Yıldız da kuponlarımızda olması gereken safkanlardan biri. 7 nolu Uçan SS. Sonradan 3 nolu Büyük Kenan. Kısa gelmezse kulvar bir çekmişler. Furkan Çetin'le ilk defa buluşu, yamak bir koşusu oluşu da burada birazcık yarışı güçleştiriyor sevgili dostlar. Bakalım nasıl zapt edebilecek. Bir kulvar çekmiş çünkü uzun mesafelerde ilk koşar. Gerçi ayağına da seri, ön gruptan kopmaz. Çık bir beyaz bayrak aynı yarışı yaptı diyebilirler. Kafayı da isteyecektir. 3 nolu Büyük Kenan. Sonra 4 nolu Çifte Telli. Ve de 8 nolu Baba Ramazan'a da Aziz Akdemir'le bir çarpı atalım sevgili dostlar. Sıralama 1, 7, 3, 4 ve 8 nolu safkanlar olacak. Evet, 3. koşumuza geldiğimiz zaman satış bir koşu. 4 vekor İngilizlerin 1900 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. Evet, burada Ferit Yardımcı ile ilk defa buluşan kulvarda bir. Ben bordo mavi sevgili dostlar. Bu İngiliz olan bordo mavi. Bir de Arap var 4. koşuda da. Orada da bordo mavi var sevgili dostlar. Arap safkanı o. Burada 5 nolu bordo mavi, ben çıkıp liderliği alıp sonuna kadar direneceğini düşünüyorum. Kazanabilir sevgili dostlar. Ben bordo mavi tek başına bırakacağım. Tabii ki rakipleri var mı? Var. Hasan Efe, 2 nolu Contonyu, 1 nolu Caravaggio. Ben onları şöyle söyleyeceğim. 2 nolu Contonyu, Uğur Timur'la sonlarda etkili gelebilir. İkinciliğe bağlayacağım sevgili dostlar. O da Adana'ya ilk defa geliyor sevgili. Adana pistine ilk defa çıkacak Uğur Timur'la. Genelde İzmir'de, Kocaeli'de, Bursa'da, genelde İzmir'de koşuyor. Sonra bir Elazığ koşuları oldu sevgili dostlar. Bakıldığı zaman, şöyle baktığımızda Elazığ, Diyarbakır'da hep boy gösterdi. Derecesiz kaldı son koşusunda Şanlıurfa'da ama yarın Adana'ya ilk gelişinde güzel bir ikincilik çıkartabilir. İkinciliğe ben bırakacağım. Bir de 9 nolu kibar çocuk Müslüm Çelik'le ikincilik hanesinde yer vereceğim safkanlar. 5 nolu bordo mavi benim banko adayım. Tek başına bırakıp arkasına 2 ile 9'u da bağlayıp ikili deneyeceğim burada sevgili dostlar. Tabii ki sizin de tuttuğunuz safkanlar varsa mutlaka ilave etmeyi unutmayalım. Bizim de gözümüzden kaçan mutlaka safkanlar oluyor. Buna da dikkat edelim sevgili dostlar. Evet, 4. koşumuz dörtlük ayağımızın başlangıç ayı Şaplört mücadele ile 4 yaşlı Arapların 1400 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz.
Evet, burada da Arap safkanlarımız boy gösteriyor. Burada da bordo mavi, burada da Ayhan'ın seri bir safkan. Geçen kazandığı koşusunda sizlere banko olarak önermiştim. Beni de yanıltmayarak 1400'ü bir solukla bitirmişti. Yine bitirmeye yakın diyorum. İki nolu bordo mavi benim ilk tercihim olacak. Burada rakip hanesinde Al Toprak, Müslüm Çelik'le ve de yeni nolu Kral Tuncay'a da dikkat diyeceğim ben. Bu üç safkanı ayırmadan kuponda yer vereceğim. Sıralamam 2, 4 ve yeni nolu safkanlar olacak. Evet, 5. koşumuza geçelim. Kısa vade 6 hafız koşusu olacak. 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kumda mücadele verecekler. İkinci üçlük ayarımızın da başlangıç ayağı oluyor. Evet, son koşusunu Ahmet Çelik'le yanlış hatırlamıyorsam şartlı 5'te 1900'ü çıktı. Bir beyaz bayrak ayna yarışı bizlere izlettirmişti. Ama burada ona rakipleri var sevgili dostlar. Ben yarın önlerde boş kalacağını düşünmüyorum. Burada Varlı Bey, 5 nolu safkan, 6 nolu safkanımız, Espinoza olsun. Bunlar didişmeye girecekler. O kadar ben çok rahat kalacağını da düşünmüyorum. Büyük branabilir sevgili dostlar. Yani kazanabilir grubun uygunluğunda. Ona tam bir şey diyemem ama benim burada 2 nolu aksiyon diyeceğim ben. Sevgili dostlar, Müslüm Çelik de ilk defa uzuna çıkacak ama ben burada etkili bir sprintle sonlarda etkili geleceğini düşünüyorum. Benim ikinci tercihim olacak 4'ten sonra sevgili dostlar. 4 ilk şanslı safkanım, ikinci atım 2 nolu safkanımız ve de 1 nolu Espinoza diyeceğim ben burada sevgili dostlar. 4, 2 ve 1 benim önceliğim olacak bu koşuda. Evet, 6. koşumuza geçtiğimiz zaman yine bizleri şartlı bir mücadele karşılıyor. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kumda mücadele verecek. İlk defa boy gösterecek safkanlarımızı kazası belası bir yarış geçmeyi temenni ediyoruz. 6 ve 8 nolu safkanlarımız ekür olarak start alıyor. Evet, gruba bakıldığı zaman şu ilgimi çeken hem orijin olarak hem çalışma olarak 3 nolu safkanımız Harlan Drak Gökhan Kocakaya ile, 1 nolu safkanımız Müslüm Çelik ile, 5 nolu safkanımız bir konuk orijini Özcan Yıldırım'la ve de 4 nolu safkanımız benim bu koşuda ilgimi çeken safkanlar oldu. Tabii ki geri kalan safkanlar da iyi hazırlıklar geçirmiş ama ilgimi çeken 3, 5 ve 4 nolu safkanlar olacak. Bunların gerisinde kalacak safkan 2, 9, 6, 7 de tabii ki devreye girebilir. Yani ilk defa boy gösterecekler. Ben 3, 1, 5 ve 4 olarak kuponda yer vereceğim bu 4 safkanı sevgili dostlar. Evet, 7. koşumuza geçtiğimiz zaman altılık ayarımızın da son ayağı olacak. Handikap 16 bir mücadele. 4 büyük var İngilizlerin 1900 metre kumda mücadele verecek sevgili dostlar. Evet, ben burada büyük ihtimalle çok sürpriz hanesinde çıkacağını düşündüğüm bir safkanla başlamak istiyorum. O da kim? Çimden sonra bir koşu gördü. Adana 31 Ağustos Salı günü en son koşusunu koşmuştu 2021'de. Sonra Adana'ya gelip 18 Ocak'ta Handikap 15'te 2000'de bir mücadelesi vardı. Kilo 63'lü sevgili dostlar. Sonlarda bariyer dibinden geldi ama maalesef yakın ara bir üçüncülük de ayrıldı. Şimdi Harun Kılıç Aslan'a tekrar buluştu. 63 kiloydu, 54,5 kiloya da düştü. 9 nolu safkanımızdan ben çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. İlk tercihim olacak. İkinci atım 6 nolu Pro diyeceğim sevgili dostlar. Sonra 10 nolu safkanımız 2, 3 ve 11 nolu safkanlara da dikkat çekilmesi gerekir diye düşünüyorum. Ama 9 nolu safkanımız ben eğer gelirse bir 12-13 ganyan yazar sevgili dostlar. İlk tercih olarak kuponumuza mutlaka iliştirelim 9 nolu safkanımızı. Evet, Bursa'dan aktaracağım. Adana şablonu buydu sevgili dostlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.